Arkadaşlarım merhabalar. Ben İsmail Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Umarım kampınız iyi gidiyordur. Bugün 17. videonun çekimini yapıyoruz artık. 17. video yayınlanıyor. Konumuz EBOB, EKOK kazanım bakış testlerini çözeceğiz birlikte. Hem konusunu anlatacağız hem de kazanım bakışları çözeceğiz. Bugün 12. gündeyiz. 12 gündür kampımız devam ediyor. Umarım senin için verimli bir kamp oluyordur. Eğer kitabın elindeyse karşında ben varsam ve bir kalemin bir de silgin varsa o zaman geçebiliriz derse. Öncelikle EBOB-EKOK konusunu düşündüğümüzde bir tanım yapmamız gerektiği zaman tanımdan önce EBOB açılımı nedir? En büyük ortak bölen EKOK'un açılımı da en küçük ortak kattır. Önce EBOB'u tanımlayacağız. 2 veya daha fazla doğal sayının pozitif ortak bölenlerinden en büyüğüne biz EBOB diyoruz pozitif ortak bölenleri düşünüyorsun. iki tane sayının pozitif ortak bölenlerini. Ortak olan en büyüğünü bulduğun takdirde işte buna EBOB diyoruz açıkçası. EBOB bulunurken önce verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılacak. Tabanları aynı olan üstü sayılardan üstleri en küçük olanları alınacak ve çarpılacak. İşte bu çarpımın sonucu bu sayıların EBOB'unu veriyor. Tam tersini en büyükleri seçip çarparsan o zaman ekoku bulmuş oluyorsun. Mesela örnek olarak Şöyle düşünelim. 60 ve 200. Ben e, bunları yan yana yazdım ve aynı anda asal çarpanlarına ayırıyorum. 2, 2'ye böldüm 30'a 100. 2'ye böldüm 15'e 50. 2'ye böldüm 15'e 25. 3'e böldüm 5'e 25. 5'e böldüm 1'e 5 ve 5'e böldüm 1 geldi. İkisi de 1 geldikten sonra noktayı koyuyorsun. Artık bitti. Burada işaretlenmişler var. Bu işaretlenmişler ne? Her ikisini de ortak bölen sayıları işaretledim. Ve her ikisinde ortak bölen sayıları eee işaretledim ya o işaretlediklerimi çarparsam EBOB'u bulurum. Eğer buradakilerin tamamını çarparsam EKOK'u bulurum. Veya dersin ki hocam 60 sayısını ben bu şekilde 200 sayısında bu şekilde asal çarpanlarına ayırabiliyorum. O halde ortak asal çarpanlara bakalım. 2. Şimdi burada 2'nin karesi var, burada 2'nin küpü var. Sen üstü küçük olanını alacaksın. 2'nin karesini. 3 üzeri 1 var. E burada 3 üzeri 0 var aslında. Hani şöyle yazabiliriz değil mi? O halde sen burada 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 0'dan küçük olanını alacaksın. Yani 3 üzeri 0 alacaksın. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2'den küçük olanı da 5 üzeri 1 olduğu için onu aldık. Böylelikle bunları çarparsam EBO bu. Büyük olanları seçersem yani 2'nin küpünü, 5'in karesini ve 3 üzeri 1'i seçip bunları çarparsam 600 bu da bize EKOK'u veriyor. Peki bu EBOB'la EKOK'un özellikleri nelerdir? Bir de bunları göz atalım. İlk özelliğimiz Ebob daima birden büyük veya eşittir. Ve ebob daima bu sayılara e, bu sayılardan küçük veya eşit olmak zorundadır. A ile B birbirine eşit de olabilir burada. Ama ekok ise bu sayılardan daima büyük veyahut eşittir diyeceğiz. Yani böyle bir sıralama içerisine girebiliriz. İkinci özelliğimiz eğer A B'nin tam katıysa bak A B'nin tam katıysa ebobları B'dir. Yani B daha küçük bir sayı olduğu için mesela şöyle düşün 15'e 5 Tamam bu a olsun bu b olsun. Şimdi ben 15 ile 5'in EBOB'una bakmak istiyorsam en büyük ortak bölen, en büyük ortak bölen B'nin ta kendisidir. EKOK'ları da A'nın ta kendisidir diyeceğiz. A ve B eğer aralarında asalsa EBOB'ları daima 1'dir. Çünkü aralarında asal oldukları için ortak tek bir böleni var, 1. Madem bir tane bölen var, o zaten en büyük ortak bölendir diyeceğiz. EKOK'ları da bu sayıların çarpımına eşittir sayılar aralarında asal oldukları için. Peki A ve B ardışık çift sayıysa Şimdi direkt ardışığı vermedim çünkü direkt olarak ardışıklar zaten üstte otomatikman veriliyor. Aralarında asaldır. Yani ardışık sayılar aralarında asal oldukları için ebopları birdir, EKOK'ları da çarpımlarıdır diyeceğiz ama eğer bunlar ardışık çift sayılarsa ebopları mutlak surette 2'dir. EKOK'ları da çarpımlarının yarısıdır. Bak çarpımlarının yarısı da bize EKOK'u vermek zorunda. Peki 5. özellik iki sayının Ebobları ile ekoklarının çarpımı daima bu sayıların çarpımına eşittir. Kullanacağımız en çok kullanacağımız özelliklerden bir tanesi bu. Altıncı özelliğimiz de diğer en çok kullanacağımız özelliklerden birisi. A ile B'nin ebobu eğer N ise A ve B'nin N'nin tam katları olup bak A ve B N'nin tam katları olacak. Yani A'yı ben NX, B'yi de NY olarak seçeceğim. E, bu durumda hani Neler eboptu ya geriye kalan şuradaki x ve y sayılarımız da mutlak surette aralarında asal olmak zorunda. Bunları soruların içerisinde kullanacağız birazdan. Yedinci özellikte de eğer ki bize bu şekilde kesirler verdiyse a bölü b ile c bölü d'nin ekokunu bulmak, ebobunu bulmak istiyorsam a ile c'nin ebobunu b ile d'nin ekokuna böleceksin. Ekoklarını bulmak istiyorsan A ile C'nin ekokunu B ile D'nin ebobuna böleceksin. Bak ebob bulunmak isteniyorsa ebobla başlıyorsun. Ekok bulunmak istiyorsa ekokla başlıyorsun. İkisinde de yukarıdaki sayıların yukarı yazıyorsun, alttaki sayıları alt tarafa yazıyorsun. Çok ihtiyacın olacağından değil ama olur ya hani bazen hiç sorulmayan bir şey sorulur. İşte o zaman karşında böyle bir ee, soru gördüğün zaman şaşırma diye verdiğimiz bir özellik Yedinci özellik dediğim gibi çok fazla kullanılmaz Peki şimdi devam edelim Kazanın bakış 1 İlk sorumuzu çözelim artık A sayısı ve B sayısını vermiş Bunların ekoklarını eboplarına böl demiş Şimdi önce ekoku bulalım İkilerden kuvvetlerine bakıyorsun büyük olanı bu 2'nin küpü Üçlere bakıyorsun büyük olanı bu 7'lere bakıyorsun. Büyük olanı bu. Şimdi 5'lere de bakmamız lazım. Çünkü burada bir de 5 üzeri 0 var, değil mi? 5 üzeri 0 mı daha büyük? 5 mi? Tabii ki de 5. O halde bu işaretlediklerimi çarparsam 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7'nin karesi bu bize ekoku verecektir. Bak bu ekok. Peki bir de ebobu bulalım. Oranlayalım sonra, tamam mı? Şöyle kesir çizgimi de atayım. Altına da ebobu yazalım. Şimdi şunları sildim. Şurayı sildim. Bir de şurayı sildim. Tamam. EBOB'ları bulmak için de küçük olanları seçiyorduk. Yani burada 2'nin karesini seçerim. E burada 3 üzeri 2 mi 3 mü? Tabii ki de 3. 5 üzeri 0 mı 5 mi? Tabii ki de 5 üzeri 0. 7 mi 7'nin karesi mi? Tabii ki de 7. O halde bunları da çarparsam 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 üzeri 0 zaten 1'dir yazmıyorum. Çarpı 7 dedim. Şimdi 2'nin küpünü 2'nin karesine böldüm 2 geldi. 3'ün karesini 3'e böldüm 3 oldu. 7'nin karesini 7'ye böldüm 7 oldu. E 2 kere 3 6'dır. 5 kere 7 35'tir. 6 kere 35 de bize 210 cevabını verir. Bu da bizim cevabımızdır. Ekoku böylelikle EBOB'a oranlamış olduk. Peki kazanım bakış 2'ye geçelim. A ve B aralarında asal 2 sayı. Ekok da EBOB'larının 59 fazlasına eşitmiş. Buna göre B kaç farklı değer alabilir diye soruluyor. Şimdi aralarında asalsa bir kere EBOB'ları neydi? 1'di. O halde ben bu A sayısıyla B sayısının ekoklarının 1 artı 59'dan 60 olması gerektiğini öğreniyorum. Peki şimdi diyor ki B kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Bu durumda şunu yaparsın. <laughs> EKOK'ları 60'mış ya. E, EKOK'ları 60'sa EBOB'ları da bir de Aralarında asal çarpanlarına bakarsın. Çünkü sonuç olarak EBOB'la EBOB AB ile geldim buraya. EKOK ekok a b'nin çarpımı bize neyi veriyordu? A ile B'nin çarpımlarının ta kendisini veriyordu. E ben şimdi bunun 1 olduğunu biliyorum. O zaman ekok dediğim olay ki burada 60 sa demek ki A kere B 60 olacak biçimde biz aralarında asal ikililer elde etmek zorundayız artık. Mesela burası 60 ile 1 olabilir. 60 ile 1 aralarında asaldır. Veya hocam 30 ile 2 aralarında asal mıdır? Hayır aman oraya dikkat et. Şimdi o zaman bunları net bir şekilde ortaya dökebilmek için şunu yap. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 diye hani 60. Şimdi ben diyorum ki burada ben 60'ı 3'e bölecek olursam geri kalanlar 2'nin karesi çarpı 5'tir. Yani 20'ye 3 bak bu olur. Daha sonrasında 60'ı 4'e bölersem 15'e 4 olur. Daha sonrasında 60'ı 5'e bölersem 12'ye 5. Bu da olur. E şimdi madem bunlar oluyor bir de bunların tersleri olur. Başka da zaten bir ikili kalmadı. Bir de bunların tersleri 5'e 12, 4'e 15, 3'e 20 ve 1'e 60. Toplam kaç tane B yakaladık burada? Toplam tabii ki de 8 tane yakaladık. O halde doğru cevabımız da 8 olacaktı. Kazanın bakış 3'teyim. A ve B aralarında asal iki sayı olarak verilmiş bize aralarında asalmış. Ekokları da 156'in aralarında asalsa, e bunların EBOB'ları nedir hocam? EBOB A B nedir? Tabii ki de 1'dir. Bir de ekstradan şunu söyleyebiliriz tabii ki. E, aynı zamanda aralarında asal iki sayının Ekokları neye eşitti? A ile B'nin çarpımlarının ta kendisine eşitti. Şimdi ben buradaki bölüm durumundaki B'yi karşı tarafa çarpım olarak gönderirsem, 23B Eksi A kere B eşittir 120 yakalanmış olur değil mi? E şimdi ben A ile B'nin çarpımının aynı zamanda ekoka aynı zamanda 156'ya eşit olması gerektiğini biliyorum ya. Önünde de eksi var. Bu eksi 156'yı karşıya atarsam 23B eşittir 156, 120 daha 276 yapar. Ve her iki tarafı 23'e böldüğüm takdirde B sayısı 1, 2. B sayısı 12 gelir arkadaşlar. Ama benden ne isteniyor a ama ben şunu da biliyorum a ile B'nin çarpımı zaten 156 değil miydi e şimdi B12 ise o halde a ya da mis gibi 13 kalır Demek ki Amız 13'müş gençler 54 sayfayı Böylelikle bitirdik ee, güzel oldu özelliklerin bir arada verilmesi de kitapta ekstradan güzel bu özellikleri böyle renkli kağıtlara yazıp Özellikle benim işaretlediklerimi asla unutmaman gerekenleri Bir kağıda yazıp çalışma masanda etrafına bir yere yapıştırabilirsin Bunlar hep ihtiyacın olacak olan şeyler Mesela iki sayı aralarında asalsa bak bunlara da işaret koyup bunları da yazabilirsin Ki hani hocam ben bu şekilde öğrenmeyi sevmiyorum diyebilirsin tabii O halde şunu yap Bol miktarda kazanım örneği çöz Bol miktarda kazanım örneği çözdüğün takdirde e, bu formüllerin hiçbirini ezberlemek zorunda kalmıyorsun. Çünkü hepsi tam anlamıyla aklına oturmuş oluyor. Ezberlenilen bilgi bir müddet sonra unutulabiliyor. Zaten buradaki amaç da hani kağıda yaz dememdeki amaç da e, öğrenir Öğrendiğin şeyleri unutmayacağın için hani ezberlediklerin unutulur. Ama öğrenilen bilgi asla ama asla unutulmaz. E, öğretmek aslında amaç. Çünkü ne zaman ihtiyacın olduğunda kafanı kaldırıp bakarsan e bu zaten yavaş yavaş oturmaya başlayacak sende. Bundan kaynaklı bol miktarda kazanım örnekleri çöz. Ve e, buradaki uyguladığımız özellikler, formüller, kurallar net bir şekilde aklına oturmuş olsun. Oturan bilgi, aklına oturan bilgi, aklına yatan bilgi hiçbir zaman unutulmaz. Kazanım bakış 4'teyiz Ardışık iki çift doğal sayının ekoku 180'miş. Büyük sayı kaçtır? Şimdi ardışık iki e, çift doğal sayı yani bir tanesini n dersem öteki hatta ve hatta bir tanesini n eksi bir diyeyim öteki n artı bir olsun tamam mı? E, ardışık iki çiftse bunların ekoku neydi? Çarpımlarının yarısıydı. Değil mi? Bu da kaçmış? 180 mi? O zaman 2'yi ben karşıya postaladığım takdirde n kare eksi 1 gelir bak 2 kare farkından. Bu da 360 mıdır? E madem öyle n kare dediğimiz sayı aynı zamanda 361 olur mu? Tabii ki de olur. Neyin karesi 361'dir? 19'un. Demek ki küçük sayımız 18'miş. Büyük sayımız 20'ymiş. Benden büyük sayı istenmişti. O halde doğru cevabımız 20'nin ta kendisidir diyeceğiz. Devam kazanın bakış 5'te. A ile B'nin ebobuyla ekokunun toplamı 105 ve aynı zamanda diyor ki 4A 5B'ye eşittir. Şimdi bak burada 4A eşittir 5 hatta A büyükmüş. 4A eşittir 5B gibi bir eşitliğim var. Ben o zaman burada A'yı 4 ile 5 aralarında asal olduklarından ben A'yı 5M B'yi de 4M seçebilirim. Böylelikle görüyorsun ki 4 ile 5 aralarında asal demiştik ya o halde buradaki M'ler... Şuradaki M'ler bize bu sayıların EBOB'larını verecektir. Yani EBOB'ları neymiş arkadaşlar? M. Peki EKOK'larını nasıl bulurum? EKOK'ları bulmak için de bak bunu da SML hocanın yöntemi olarak düşünebilirsin. Şuradaki aralarında asal olanlar var ya bunları çarpıyorsun bir de EBOB'la çarparsan bu da bize neyi verecek? EKOK'u verecek. Yani EKOK'ları neymiş? Hop burası da 20M. O halde M ile 20M'in toplamı 21 çarpı M'dir ve 105'e mi eşitmiş bu da? O halde M kaçtır arkadaşlar? 5'in ta kendisi. Şimdi ben 5'i buldum. A dediğim şey neydi? 5M. B dediğim şey 4M'ydi. O halde bu ikisinin toplamı 9M yapmaz mı? M kaçtı? E o da 5'ti. Demek ki cevabımız 9 çarpı 5'ten 45'in ta kendisidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Kazanın bakış 6'ya geçtik. 2A artı 1 bölü 3B eksi 2. 39 bölü 52 olarak verilmiş. Şimdi tabi Ebo Bekok hemen hangi konunun arkasından geliyor? Asal sayılar, aralarında asal sayılar, asal çarpanlara ayırma bu konudan sonra geliyor değil mi? O konuda da şöyle bir şey görmüştük. Yani 2A artı 1 ile 3B eksi 2 aralarında asal mı değil mi bu muhabbeti anlayabilmek için şuradaki kesrin tamamen sadeleşmesi gerekiyor. Artık sadeleşemez duruma gelmesi gerekiyor. Mesela 39'u ben 13'e bölersem 3 gelir. 52'yi 13'e bölersem 4 gelir. Şimdi ben burada 2A artı 1 bölü 3B eksi 2 eşittir 3 bölü 4 diyeceğim ya. Eğer 2A artı 1 ile 3B eksi 2 aralarında asal bir sayı olmuş olsaydı birini 3 birini 4 seçecektik. Lakin Aralarında asal olmadıklarını anlıyoruz. Neymiş bunların ebobu? 7. E madem 7, 3 ile 4 aralarında asal oldukları için artık rahatlıkla şu hareketi yaparım bak. Çarpı 7, çarpı 7. 2a artı 1 artık kesinlikle 21'dir. 3b eksi 2 artık kesinlikle 28'dir. Çünkü bakıyorsun bir tanesi 4 kere 7 öteki 3 kere 7. E bunların eboblarına baktık 7. Geriye kalan çarpanlar zaten aralarında asal. Ebobları 7 olan 2 tane sayı yakaladık böylelikle. E ben artık A ile B'nin çarpımı isteniyorsa benden 2A artı 1'i 21 seçersem burada 2A 20 gelecektir ve A sayısı 10'dur deriz. Bir de 3B eksi 2'miz vardı paydada. E bu da 28 ise 3B 30'dur. Ve tabi böylelikle B sayısı da onun ta kendisidir. Bizden A ile B'nin çarpımı istenmişti. O halde doğru cevap 100'dür diyebiliriz rahatlıkla. Kazanın bakış 7'ye doğru sağ sütunda yukarı çıktık. Diyor ki EBOB'u 12 olan iki basamaklı A şıkkında iki doğal sayının toplamaya en az kaçtır? Bak birbirinden farklı birbirinin aynısı hiçbir şey söylememiş özgürüz bu konuda. EBOB'ları 12 ise ben birini 12 seçerim ötekini de 12 seçerim İki basamaklı demişti, gayet uygun. İkisinin toplamı böylelikle sayıları çok küçük seçtiğimiz için bize en az değerini verecektir. 24'tür. Peki bunların toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu durumda iki basamaklı seçeceğiz ya bir kere. Ee, ben ikisi de 12'nin katı olduğunu biliyorum. 12'nin katlarından iki basamaklı en çok ne var? 12 kere 8'den 96 var. Şimdi o zaman ben bunu şöyle düşüneyim. Bu 12 kere 8 değil mi? Şimdi diğerini de 96 seçersem o zaman ebopları 12 olmaz 96 olur. Çünkü ikisi de aynı sayı ya ebopları kendine eşittir. Bundan kaynaklı 96 seçemem. Ben burada 12 kere 8'i 96 bulmuştum. 8 de aralarında asal olan ve ondan daha küçük olan bir sayı seçmek zorundayım. Mesela 12 kere 7 gibi. E bu da neyi verir bize? 84'ü. O halde 96 ile 84'ün toplamı da bize en çok değeri verecektir. Toplamı bize 180'i verir. Doğru cevap buydu. Bir de 3 doğal sayının toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu sefer 3'ünün ebobu 12 olacak. Ben 12 kere 8 seçerim bir tanesini. Bak dikkat et 12 kere 8 seçtim diğerini de. Şu an bunların ebobu 96 lakin 3. bir sayıya daha ihtiyacım var. Onu da 12 kere 7 seçecek olursam artık bu üçü yani 96, 96 ve 84 artık bu 3'ü Tamam mı? Ebo bu kesinlikle 12'dir diyebilirim. Çünkü EBOB'u bu 96 diyemem. Ya 96'nın katı değil hepsi. Bundan kaynaklı bu sayıların toplamı bana en çok değeri verecektir. Bunların da toplamı 180 artı e, 180 değil. 192 artı 84 değil mi? E, bu da kaçı verir bize? 196 180 artı 96'dan 276'yı verecektir diyebiliriz. Evet Gençler, devam ediyorum. Kazanın bakış 8'de. Diyor ki 12, 54 ve A'nın EBOB'u 6. Şimdi 12 dediğimiz sayı aslına bakarsan 2'nin karesi çarpı 3'tür. 54 dediğim sayı da 2 çarpı 3'ün küpüdür. Şimdi EBOB'ları 6 idi ya. E, A dediğim sayı da o halde bir 2'nin kuvveti olacak. 6 olduğu için mutlaka 3 de olacak. Değil mi? 6 dediğim için 3 de olacak. E bir de bir sayıya daha ihtiyacımız var. Şimdi ekoklarına geçtiğimiz zaman o da 1080'miş bak. 1080. 1080'i asal çarpanlarına ayırdığımız zaman e, ayıralım hadi. 1080'i yazdım. Şöyle bir güzel asal çarpanlarına bir ayıralım. Hocam 2'ye böldüm ben bunu 540 geldi. Tekrar 2'ye böldüm 270 oldu. Tekrar 2'ye böldüm 135 oldu 3'e böldüm 45 geldi. 3'e böldüm 15 oldu. 3'e böldüm 5 geldi ve en son 5'e böldüm 1 oldu. Yani aslında 1080 dediğimiz sayımız 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1'in ta kendisiymiş. Peki şimdi hatırla asal çarpanları ayırdıktan sonra EBOB'u bulmak için ben hep bunların içerisinden küçükleri seçiyordum. Mesela A sayısı kesinlikle içerisinde 2 olmak zorunda. Çünkü burası 2 üzeri 0 olmuş olsaydı EBOB'ları bulmak için 2 üzeri 0'ı seçerdim. Şimdi EBOB'ları bulmak için de üstleri büyük olanı seçiyorduk. Yani burada şimdi 2'nin karesi var. 2 var. E bana 2'nin küpü lazım. Demek ki o A sayısının içerisindeymiş. Yani A sayısı kesinlikle 2'nin küpü çarpanını barındıracak. Şimdi geldim şu kısma. 3 üzeri 3 lazım bize. Şimdi 3 üzeri 3 lazım da o burada var. O halde buradaki a sayısının içerisine ben 3 zaten olacak diye 3'ün karesi de olabilir, 3'ün küpü de olabilir burası diyeceğim. Yani birbirinden farklı kaç tane seçenek var? 3 tane seçenek var. Bir de 5 üzeri 1 olacak bu ekokun içerisinde. E burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. O zaman kesinlikle a sayısının içerisindedir 5 üzeri 1. Şimdi 2'nin küpü kesin var dedim, 5 de kesin var dedim ama... Hani 3 üç mü, 3'ün karesi mi, 3'ün küpü mü onu bilmiyoruz. E bundan kaynaklı kaç farklı A değeri olabilir? Toplam 3 tane A değeri olabilir diyeceğiz sevgili gençler. Ve geçelim 9. kazanım bakışa doğru. A ve B birer doğal sayı ve ekokları da 72 olmak üzere. A artı B toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ekokları 72 ise birbirinden farklı falan diye bir şey söylememiş bize. E bundan kaynaklı ben uyanıklık yapıp şunu seçebilirim iki sayıyı da 72 seçersem iki aynı sayının ekokları 72'dir, ebopları da 72'dir. bundan kaynaklı ikisinin toplamı bize en çok değeri verecektir 144'ü. En az kaçtır diye soruluyorsa da o halde şunu yaparsın. Bu sayılardan bir tanesi hani ekoku 12 diye. bir de bak iki basamaklı bir basamaklı falan hiçbir şey söylememiş. Bundan kaynaklı ben madem ekokları 72 bunlardan bir tanesini 72 seçerim. Bir tanesini 1 seçerim. Aklınıza bu geldiyse yanılıyorsunuz. Hemen şunu yapacaksınız arkadaşlar. En az diye soruluyorsa aralarında aralarında asal aralarında asal iki sayı bulacaksınız. Nedir? Çarpımları 72 olan. Neden? Çünkü aralarında zaten asal sayıların EBOB'ları 1'di. E iki sayının çarpımı EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşitti. E bundan kaynaklı EBOB'ları 1 ise ekokları 72 olmak zorunda ki ben bunların birbirine yakın seçersem biliyorsun çarpımları sabit olan iki sayının toplamlarının en küçüklerini bulabilmek için sayıları birbirine yakın seçmem gerekiyordu. 8 ve 9 seçerim bunların da toplamı bana 17'yi verir 17 de cevabım olacaktı. C şıkkına baktığımızda ise A B'den farklıysa A artı B toplamı en çok kaçtır? E şimdi birbirinden farklı olacaksa ve en çok diyorsa bunlardan birini yine 72 seçerim. Ve 72'yi de Bölenlerinden bir tanesi de bölerim. Yani en küçüklerini. 2 asal bölenlerinden biri. 2'ye böldüm. Diğeri de 36'dır. Toplamları da bana 108'i verir. Birbirinden farklı şartı varsa bunu yaparsın. Hemen bir, iki, bir küçüğüne bölersin. iki Yani bir küçüğünü bulursun. 2'ye böldün 36. Tamam. 2 ee, eğer 36'yı müsaade etmiyorsa 3'e bölseydin. Tamam. E bundan kaynaklı da toplamları 108 olur diyeceğiz. Şimdi geçtik 56. sayfamıza kazanım bakış 10'dayız. X ve y pozitif tam sayılarının en büyük ortak bölenin tekmiş, en küçük ortak katı da çiftmiş. Şimdi o zaman X ve y için şundan bahsedilebilir. EBOBları tek sayıysa demek ki bu sayılardan birisi mutlaka tek. Ama hangisi bilmiyoruz. Ee, EKOKları çiftse, o, say o zaman bu sayılardan birisi mutlaka çift. Hangisi bilmiyoruz? E, o zaman ben şunu yaparım. Demek ki X tekse, y kesinlikle çiftmiş. Eğer X çiftse, y kesinlikle tekmiş diyeceğim. Şimdi buna göre x ve y e, bu tekse küpü de tek bu çiftse karesi de çift bu çiftse küpü çift bu tekse karesi tek. E bundan kaynaklı tekten çift ya da çiftten tek çıktığı için bu daima tektir birinci öncülümüz doğru. Burayı ben x parantezini alacak olursam y artı 1 gelecektir. X'in çift olduğu durumda çiftle neyi çarparsam çarpayım çift olur zaten. E bundan kaynaklı çift gelebiliyorsa daima tektir diyemem x üzeri y yani tek üzeri çift. E şimdi tek üzeri çift bana teki verir. Lakin çift üzeri tek bana çifti verir. daima tek olur mu? Olmaz. Demek ki cevabımız neymiş? Yalnız 1 olacakmış arkadaşlar. Devam ediyorum. Kazanın bakış 11 ile. X ve Y birbirinden farklı pozitif doğal sayılar olmak üzere. ekokları asal sayıya eşitmiş. Şimdi ekokları asal sayıya eşittir demek burada bize özel kapılar açıyor. Ekokları asalsa biliyorsunuz şimdi asalın ortak böleni bir ve kendisi. Başka yani asalın ortak böleni değil bölenleri tam bölenleri 1 ve kendisi. O zaman ekokları asal sayı eşitse bu sayılardan birisi mutlaka birdir Öteki de mutlaka asal sayıdır. Şimdi asal sayıları düşündüğümüz zaman birinci öncü de diyor ki x kere y tektir. E şimdi bu 1'e 2 olursa ekokları 2'dir yani asaldır. Bundan kaynaklı 1 ile 2'nin çarpımının ben 2 olduğunu da biliyorum. O halde x çarpı y tektir diyemem ki. EBOB'ları 1'dir. Evet zaten 1 ile asal sayının aralarında da asaldır. E bundan kaynaklı da EBOB'ları daima 1 olacaktır. x eksi y tektir demiş. Şimdi 1'den 2 çıkınca eksi 1 kalıyor eyvallah tek ama. Ya 1'e 3 ise 1'den 3 çıkınca eksi 2 kalır ve çift olur. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş diyeceğiz. Geçtim kazanın bakış 12. 96 ile x'in ebopları 16'ymış. Şimdi ben 96 sayısının 16 kere 6 olduğunu biliyorum. Şimdi x sayısı da ebopları 16'lı olduğuna göre 16 kere mesela a diyelim. Burada artık şundan eminim. 6 ile a aralarında asaldır. Çünkü bu 96 ile x'in en büyük ortak böleni zaten 16'dır. Tamam mı? Bundan kaynaklı 6 ile a aralarında asal olacak. Ve x sayısı 250'den daha küçükmüş. Şimdi ben öyle a sayıları seçeceğim ki 6 ile aralarında asal olan çarpımları da 250'den küçük olacak. Kaç tane x doğal sayısı vardır diye soruluyor. Ben şimdi a'yı 1 seçe seçebilirim. Sonuç olarak 1 kere 16, 16'dır. 16 ile 96 aralarında, pardon 16 ile 96'nın ebo bu da 96'dır 16'dır. Heh. Peki 2 seçebilir miyim? Hayır 2 olmaz. 6 ile aralarında asal değil. 3 olmaz, 4 olmaz ama 5 olur. 6 olmaz 6 ile aralarında asal değil ama 7 olur. 8 olmaz 6 ile aralarında asal değil 9 olmaz 10 olmaz ama 11 olur. 12 olmaz 6 ile aralarında asal değil ama 13 olacaktır. Daha sonrasında A sayısı 14 olmaz 6 ile aralarında asal değil 15 olmaz 16 olmaz ama 17 olabilir. Şimdi tabi burada şöyle bir sıkıntı da var 250'den küçük diyor ya. Kontrol edelim. Acaba 16 kere 17 250'den küçük mü? Bir kere 16 kere 16 bile 256 yaptığına göre 16 ile 17'yi çarparsam 250'den küçük gelmez. Ama 13'e kadar olur. O zaman kaç farklı x doğal sayı değeri vardır? 16 kere 1, 16 kere 5, 16 kere 7, 16 kere 11 ve 16 kere 11, 13 olmak üzere 5 tane x değeri vardır diyeceğiz gençler. Devam edelim kazanın bakış 13 ile. Kazanın bakış 13'teyiz. Ekok AB 2'nin karesi çarpı 11'miş yani 44'müş Tamam. Şimdi 2'nin karesi çarpı 11 bir dursun. Ben bu A'yı hani şu şekilde yazabilirim bak. 2 üzeri X çarpı 11 üzeri A biçiminde olsun. B sayısı da 2 üzeri Y çarpı 11 üzeri B biçiminde olsun. Şimdi bunların ekokları 2'nin karesi çarpı 11 diye ya. yani hani şöyle düşün. 2 sayının da bölenleri 2'lerden ve 11'lerden oluşuyor A ve B için. O yüzden ben a'yı 2 üzeri x çarpı 11 üzeri a ve b'yi de 2 üzeri y çarpı 11 üzeri b olarak yazdım. Burada a'nın, b'nin, x'in, y'nin ne olduğu hakkında şu an bir fikrimiz yok. İşte zaten bunun düşünceleri bize ab b tam sayı ikililerini verecek. Tamam. Şimdi bu durumda ben x, y ikililerini düşünecek olsam. X, y ikilileri. Bak şuradaki x ve y'den bahsediyorum. Tamam mı? 2'nin kuvvetlerinden. Ben eğer ki x'i 2 seçecek olursam, yani burası 4 olur değil mi? Burası 4 iken eğer ben şu kısmı yani 2 üzeri y'yi tamam mı? Ekokları bak. Ee, 2 üzeri x 4 iken burası 1 de olabilir, 2 de olabilir 4 de olabilir. Bundan kaynaklı. 2'ye 0 2'ye 1 ve 2'ye 2 olabilir y'ler. Daha sonrasında eğer x'i 1 seçecek olursam, yani burası 1 ise Burası 1 ise hocam aynı şekilde düşüneceğiz şimdi. Ekokları 44'ü verecek ya. E ben burayı ne yapmış oldum? 2 yapmış oldum. şimdi burası 2 ise bana 4 lazımdı. O halde y 2 olacaktır. Daha sonrasında eğer x'imizi 0 seçecek olursak e bu sefer de diğerinin 4 olması lazım yine. Çünkü x'i 0 seçersem burası 1 burası 4 olmalı ki ekokları yine 44 gelsin. E 0'a 2. X'ye ikilisi kaç tane çıktı? 5 tane. Tamam bu cepte. Bir de aynı şekilde AB B ikililerini düşünelim. A, B ikilileri. Peki ben A'yı bir seçecek olursam diğerini de bir seçebilirim. A'yı bir seçecek olursam B'yi sıfır seçme hakkım var. A'yı sıfır seçersem B'yi bir seçme hakkım var. Burası 11 üzeri 1 olduğu için 2 üzeri 2 kadar çok varyasyon çıkmadı. Kaç tane çıktı? 3 tane çıktı. E Şimdi ben buradaki x ikililerinden herhangi bir tanesini seçip buradaki a b ikililerinden herhangi bir tanesini seçecek olursam artık elimde benim büyük a büyük b tam sayı ikililerim çıkacaktır. Bundan kaynaklı bundan bir tane bundan bir tane kaç farklı biçimde seçerim? 5 çarpı 3'ten 15 farklı biçimde seçerim ve cevabımızda 15 olmuş olur. Evet devam edelim devam edelim kazanım bakış 14'te. A sayısı 3x artı 1, 4y artı 1 ve 5z artı 1'e eşitmiş. a 500'den küçük olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değerinin rakamları toplamı sorulmuş. Şimdi bu tarz durumlarda gayet klişe sorulardır. ÖSS tipi, YGS tipi sorulardır. Ben bundan 1 çıkarırsam, bundan 1 çıkarırsam, bundan 1 çıkarırsam ve tabii ki a'dan da 1 çıkarırsam. a eksi 1. Hem 3'ün katı olur, hem 4'ün katı olur, hem de 5'in katı olur. Hem 3'ün, hem 4'ün, hem de 5'in Katı olan en küçük sayımız 60'tır. Tabi 60'tır ama ikincisi nedir? 120. Üçüncüsü nedir? 180 diye devam eder. Ama dikkat et bu a-1. a-1 60'sa a kesinlikle 61'dir. Bu cepte. Daha sonrasında 61'i buldum ya artık bu ekoku yani 60'ı ekleye ekleye yeni sayılar bulabilirim. Mesela 121 gibi. 181 gibi. 241 gibi. Veya 301 gibi. 60 ekliyorum. 361 gibi veya 421 gibi veya 481 gibi veya 541 gibi sayılar elde edilebilir ama 500'den küçük dediğine göre en büyük bunu alır ve bunun da rakamları toplamı 4 8 daha 12 1 daha 13 yapar. Doğru cevabımız 13'ün ta kendisiydi. Geçtim 15'e. A sayısı 7 x 3 ve 5 y artı 4'e eşitken A'nın alabileceği 3 basamaklı kaç tane değer vardır diye soruluyor. Şimdi burada ben bundan 4 çıkarırsam 7x eksi 7'yi elde ederim. Bundan 4 çıkarırsam 5y'yi elde ederim. Ve böylelikle a eksi 4'ü elde etmiş olurum. Değil mi? Şimdi burası 5'in katı, burası da 7 parantezine alınırsa, göründüğü üzere 7'nin katı olduğu açık. a eksi 4 hem 5'in hem de 7'nin ortak katıysa, 35'in de bir katıdır. Tamam. Anla alabileceği 3 basamaklı kaç tane değer vardır? 3 basamaklı dediği için ben burada x e, K'yı ilk olarak 3 seçebilirim. Hocam 4 seçebilirim. Nokta 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 en son 35 ile hangi sayıyı çarparsam e, maksimum 3 basamaklıyı bulurum. Maksimum 3 basamaklı onu düşüneceğim. Bir kere 35 sayısıyla 35 sayısıyla 28'i çarptığımız zaman 3 basamaklıdır. 35 ile 29'u çarparsak işte o zaman 4 basamaklı bir sayı elde ederiz. Yani maksimum 28 olabilirmiş k sayısı. O halde burada kaç tane k sayısı varsa o kadar a sayısı oluşur. 3'ten 28'e kadar kaç tane sayı vardır? 28 eksi 3 artı 1'den toplam 26 tane k sayısı vardır. Böylelikle 26 tane a sayısı elde edilebilir. Geçtim kazanın bakış 16'ya. A sayısı 9x 5 ve 11y artı 9'a eşit. A'nın alabileceği 3 basamaklı en büyük değer kaçtır? Tabi burada az önceki sorulardaki gibi temel mantığımız bu. Lakin burada küçük sayılar ekleyip çıkararak hem 9'un hem de 11'in katını elde etmekte biraz zorlanıyoruz. Tamam. Bundan kaynaklı ben diyorum ki eğer ki eğer ki e ben bu A'dan A'dan e şöyle bir düşüneyim. Düşüneyim. 68 eklersem A'ya 68 eklersem. Şurası ne olur? 9x artı 63 olur. 68 eklersem 11y artı 77 olur. Böylelikle burası 9 parantezinde burası 11 parantezinde alınabileceği için bizim sayımız hem 9'un bir katıdır hem de 11'in bir katıdır diyebiliriz. Şimdi a artı 68 dediğimiz sayı aynı zamanda o halde 99'un bir katı olmak zorunda diyorum artık. Peki 3 basamaklı en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Ben K'yı 11 seçecek olursam. A e, 11 değil 10 seçecek olursam. Çünkü 10 ile çarparsam 3 basamaklı yapar. A artı 68 bize 990'ı verecektir. Buradan A sayısı 922 gelir. En büyük değer de budur diyebiliriz. Evet 56. Sayfamızda da böylelikle bitirdik. Artık 57'deyiz. Kazanın bakış 17'de. Bir sokakta bulunan 3 özel okulun ders başlangıç zilleri 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 3 bölü 4 saatlik aralarla çalmakta. Sabah ilk ders zili 3 okulda da saat 9'da çaldığına göre 3 okulun ders başlangıç zili saat kaçta tekrardan birlikte çalar diye sorulmuş. Şimdi tabi bunlar saat oldukları için ben 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorum. O halde 1 bölü 2 saat 30 dakikadır. 2 bölü 3 saat 3'e böl 2 ile çarp 40 dakikadır. 4'e ben 3 ile çarp 45 dakikadır. 30, 45 ve 40'ın. Ben şimdi nesini bulacağım? Ekokunu bulacağım. Neden? Kaç dakikada bir beraber çaldıklarını anlayabilmek için. Pekala. 30 dediğim sayı 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. 40 dediğim sayı 2'nin küpü çarpı 5'tir. 45 dediğim sayı da 45 dediğim sayıda 3'ün karesi çarpı 5'tir. Şimdi ekokunu bulacaksam 2, 2'nin küpü ve 2 üzeri 0'dan 2'nin küpünü seçelim. 3, 3 üzeri 0 ve 3'ün karesinden 3'ün karesini seçelim. Büyük olanlarını seçiyorum. 5, 5, 5'ten mecbur bir tanesini seçeceğim. Peki ekoku neymiş? 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'miş. Yani 8 kere 9, 72 kere 5'ten 360'mış. 360 dakikada bir beraber çalıyorlarmış. E 360 dakika aynı zamanda 6 saat değil midir? Evet. Yani ilk ders saati 9'da çalmış. Saat 9'da çalmış. Ve 6 saat geçtiği zaman tekrardan birlikte çalacak. Yani saat kaç yapar? 15 yapar. Doğru cevabımız da 15'miş deriz. Kazanın bakış 18. Gürsel, Duygu ve Eliz bir manavda satılan kilogram fiyatları aynı olan kiraz, erik ve vişne meyvelerinden alarak sırasıyla 156, 180 ve 132 TL ücret ödemişler. Bak kilo fiyatları aynı sadece farklı kilolarda almış demek ki bunlar. Buna göre üçünün aldığı toplam meyve ağırlığı en az kaçtır diye sormuş. Toplam meyve ağırlığı en az. E şimdi o zaman ben şöyle derim. Hem 156'nın hem 180'nin hem de 132'yi bölen en büyük sayıyı düşünmek zorundayım. Yani ebopların düşünmek zorundayım. E 156 180 ve 132 yazdım. Bir güzel EBOB'unu bulacağım şimdi. Hadi bakalım. 2'ye bölünür hocam bunların hepsi. 2'ye böldüm. E, burası 78 oldu. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 66 geldi. Tekrar 2'ye bölünür bunlar. 39, 45 ve 33 oldu. 2'ye bölünmüyor hiçbiri. 3'e hepsi bölünür. 3'e böldüm 13. 3'e böldüm 15 ve 3'e böldüm 11 geldi. Artık 13, 15 ve 11 aralarında asal oldukları için devam ettirmiyorum bölmeye ortak bir bölen gelmeyecek. 2 x 2 x 3'ten ben EBOB'larının 12 olması gerektiğini buldum. Yani bu şu demek oluyor? Demek ki bu meyvelerin her birinin kilogram fiyatı 12 olmalıymış ağırlığın en az olabilmesi için. Madem öyle 156'yı 12'ye bölersem zaten 13 geliyor. 13 kilo kiraz almış. 180'i 12'ye bölersem 15, 132'yi 12'ye bölersem 11 geliyor. Toplamda kaç kilo almışlardır en az? toplarsam gelecek 39 kilogram almışlardır denilebilir. Evet kazanın bakış 19 19'dayım. Ne demiş? Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın kısa kenarı 56 metre uzun kenarı 96 metreymiş. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle yapalım. Bir tane dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenin dikdörtgen diye hani biçimde tarla. Şurası 56 metreymiş burası 96 metreymiş. Peki şimdi ben bu tarla eş alanlı kare parsellere bölünecek. Eş alanlı demiş dikkat ve her parselin köşelerine birer ceviz fidanı dikilecektir diyor ya. Buna göre en az kaç adet ceviz fidanına ihtiyaç vardır? Şimdi eşit aralıklarla dikilecekse o halde ben 56 ile 96'nın nesini bulmak zorundayım EBOB'unu. Şimdi bu 7 kere 8'dir. Bu da bu da 12 kere 8'dir. Burada EBOB'a bakıyorsun 8. Nereden anladın bunu? Çünkü 7 ile 12 aralarında azal. EBOB'umuz 8'miş. Demek ki 8'er metre aralıklarla yapılacak bu iş. Şimdi 8'er metre aralıklarla yapılacaksa şu 56'nın olduğu yere 7 tane şu şekilde bak. Kare sığar değil mi? 7 tane. 4, 5, 6, 7 diyelim. Şimdi 7 ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane buraya dikilir. E şimdi 96'yı 8'e bölünce de buraya 12 tane sayacak ama 13 tane fidan gelecek. O halde ben artık şunu söylerim. Bunu da bir kural olarak algılayabilirsin. Genelleyebilirsin. 7'yi 1 e artırırsın bu tarz sorularda. 12'yi 1 e artırırsın. 8 kere 13 sana daima cevabı verir. Bu da 104 yapar hocam. Tamam. Kazanın bakışı 20'deyim. Yüksel dedenin eni 50 boyu 60 birim olan dikdörtgen şeklinde bir tarlası varmış. Tamam. Şimdi dikdörtgen biçimde 50'ye 60. Şöyle diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Hatta bunu şöyle yaparsak daha da iyi olacaktır. Şöyle 5, şöyle 6 dedim. Tamam mı? Tarlamız buymuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana iyi dinle. Yüksel dede tarlasını kare parsellere ayıracak ve torunlarına dağıtacak. Buna göre yüksel dedenin en az kaç tane torunu vardır? O zaman biz en az kare sayısını elde etmeye çalışacağız. Ama burada dikkat et eş kare dememiş kare parseller demiş. Kare elde etmeye çalışacağız. Yani ben burada şu kısmın 50 olduğunu biliyorum. Buranın 60 olduğunu biliyorum ya. O halde elde edilebilecek en büyük kareyi elde ederim önce. Şöyle yaparım. 50'ye 50. Bak burası 50 oldu. Bir kare. Şurası ne kaldı? 10. Burası ne? 50. O halde şu şekilde de bölecek olursam bunların da tamamı kare olacaktır ve tüm tarlayı ben kare parsellere ayırdım. Kaç parça oluştu? 6. O halde en az 6 torunu vardır derim. Bak dikkat et eş kare deseydi ebop falan bulacaktık. Ama eş kare demediği için sadece kareleri ayır dediği için 6'yı elde ederiz. Pekala devam ediyorum. Kazanın bakış 21 ile. Yanda ebatları verilmiş olan tuğlalardan elimizde 5900 adet vardır. Buna göre en az kaç tuğla daha ilave edersek bir küp elde ederiz diye sorulmuş. Şimdi ...parçaları birleştirip bir bütün elde etmeye çalıştığımız için bize ekok lazım. Bunların ekoku da, 2'nin, 3'ün, 5'in ekoku da 30'dur. Şimdi tabii burada yan yana kaç tane getireceğiz? 30'un katları kadar. O zaman ben 30'un katları kadar yan yana getireceğim diyeceğim. Ve ben e, bunları bir araya getirip de bir küp oluşturuyorsam... ...o küpün hacmi 30K çarpı 30K çarpı 30K olacaktır. Bu tuğlaların hacmi nedir peki? 2 çarpı 3 çarpı 5. Ayrıtlarının çarpımı. Üst taraf ne gelir hocam? Hatta üst tarafın ne geleceğini boş ver. Şunların çarpımı 30 yapacak ya. Şu 30'da sadeleştirdim. 900 çarpı k küp oldu. 900 k küp. Şimdi k'yı 1 seçersem zaten 900 tane tuğla gerekir diyeceğim. K'yı 2 seçersem 7200 tane tuğla gerekir diyeceğim. E, elimizde ne kadar var? 5900. O zaman ne kadar daha eklemem gerekiyor? 5900'ün üzerine ben 1200 elde etmek için 1300 tane daha tuğlaya ihtiyacım vardır derim gençler. Ve son sorumuz kazanım bakış 22. Zümra 4 gün çalışıp 1 gün dinlenmekte. Şimdi Zümra'ya baktığımız takdirde o halde 5 günde bir dinleniyor derim. Ceylin'e bakıyorum. O da 3 gün çalışıp 1 gün dinleniyorsa 4 günde bir dinleniyor derim. 5 günde bir, 4 günde bir. Zümra ve Ceylin çalışmaya aynı pazartesi günü başlamışlar. Şimdi o zaman pazartesi günü aynı anda çalışmaya başlıyorlar ya bak. Çalıştı, 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 mola verdi. Ceylin de çalıştı, 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 mola verdi. Yani mola günleri direkt şaşıyor. Peki aynı pazartesi günü çalışmaya başladığına göre ikisinin birlikte 16. dinlenmeleri hangi güne denk gelir? Burada hemen bir uyanıklık yapıyoruz. Soruda olmayan bir önceki günü düşünüyorum. Bir önceki gün ikisi de tatilli değil miydi, İkisi de izinli değil miydi, İkisi de dinlenmiyor muydu? Evet. Şimdi ilk defa burada dinlendilerse bundan sonraki 16. dinlenmeleri soruluyor. Hemen 5 ve 4'ün ortak katını alıyorsun. 20 bu ne demek? 20 günde bir bunların dinlenme günleri denk geliyor demek. E o halde 16. dinlenmeleri 16 kere 20 gün sonradır. Yani 320 gün sonradır. Peki 320 gün sonra hangi güne denk gelir? Hemen 320'yi günler birbirini 7 günde bir tekrar ettiği için 7'ye bölüyorsun. 4 defa vardır 28'dir çıkardım 4 40'ın içinde 5 defa vardır 35 gelir çıkardım 5 Ne zamanmış 5 gün sonra İster pazartesinin üstüne 5 gün say Salı, çarşamba, perşembe, cuma Cumartesi de cevaba Cevap cumartesidir bu arada yazalım Cevabımız cumartesi Ya da Şöyle düşün Ulan 5 gün sonrasıyla 2 gün öncesi aynı gündür zaten Niye? Haftada 7 gün var ya da iki gün öncesine git. Pazartesinden. Pazar ve cumartesi. O halde cevabımız her halükarda cumartesi olduğuna göre cevap cumartesiydi. Evet gençler. Artık son sorumuza gelmiştik. Son sorumuzu çözdük. Ve son soruyu çözdükten sonra e, ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki sayfamızda ÖSYM bakış diyoruz artık. 3 sayfa sonra da SML bakış testini çözeceğiz. EBOBAKOK'a noktayı vuracağız. Eee... Kazanım sorularından size dikkat edin dediğim yerleri mutlak surette tekrar edin. Ya bu çok değerli. Henüz yolun inanılmaz derecede başındasınız. Bu yol başlangıcını iyi değerlendirin. Tamam. Yani herkes çalışmaya başladığı zaman ekstra bir stres de olacaksınız. Hani o limit çalışıyormuş, bu türev çalışıyormuş, o geometriyi bitirmiş, o şunu yapmış, o bunu yapmış derken kendinin geride ba kalmaya başladığını hissedeceksin. E bunu hissetmemek adına da kimse çalışmaya başlamadan önce bayağı bir yol alırsan gayet mutlu hissedersin kendini. Bunu sakın unutma. O halde bir sonraki gün ÖSYM bakış ve SML ile bakış testlerinde görüşürüz diyelim. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.